Bu videoda da Sweep Extrude Roll Surface'e bakalım. Bunları nasıl elde ediyoruz? Bunun için biraz bu video biraz uzun olacak. Curve çizmem gerekecek. Yani sketch çizmem gerekecek. Bunun için Start, Mechanical Design, Sketcher diyorum. Okey diyorum. Gelen uyarıya Start, Mechanical Design, Start Design. Evet. Şimdi fronttan bakalım. Ve burada bir plane seçiyorum. Düzlem seçiyorum. Spline'ı buradan alıp şu güzel çiziyorum. Tabii ki bu serbest forma çizilmiş ama siz istiyorsanız herhangi bir nesne çizip onu da kullanabilirsiniz. Ben burada gelişi güzel çizeceğim. İlk önce tabii ki burada net surface'i göstereceğim. Onun için biraz sketch'lerde işlem yapmam gerekiyor. Ve X4 denemeden önce istiyorsanız bunu bir ortalayalım. Şöyle bir center line alıyorum ve bunu merkez noktasından yukarı doğru taşıyorum. Burada translation alıyorum. Okey diyorum ve bu noktadan noktaya bırakıyorum ve bunu siliyorum. Evet. Geliş güzel çiziyorum. İlişkiler pek fazla önemli değil. Plane'i alacağım veya plane'i çalışmak için istiyorsanız hiç uğraşmayalım. Komut satırına C iki nokta üstü plane yazdığım zaman plane komutuna beni direkt kartya otomatik olarak atacaktır. Offset from plane. Buradan 150 diyorum. Ve ters yöne okey diyorum. Gelen plane'e tıklayıp yeni bir sketch açıyorum. Burada şöyle bir spline kullanmak istiyorum. 1, 2, 3 eseriyle çıktım. Şunları bir hizalayalım. Pardon. Şöyle yapalım. Dimension alalım. 1, 2, ölçü geldi. Sağ tıkladım. Coincident dedim. Okey dedim. Bu zaten hizalı. Evet. Şunu hizalayalım. Dimension'a girdim. Noktaya tıkladım. Y eksenine tıkladım. Ölçü geldi. O zaten çakmış durumda. Evet. Çıkıyorum şimdi. Right düzleme geçtim. Yine bir sketch açtım. Veya sketch açmadan başka bir işlem yapalım bunu. Insert. Şuradan shape design'dan generate shape design'a geçelim. Bir nokta atıyorum. On curve. Yaklaşık olarak şuralara bir nokta atıyorum. Okey diyorum. Bir nokta daha alıyorum. Ona da okey diyorum. Bakalım tam ortada mı? Yaklaşık olarak ortada. Şimdi buradan şöyle bir işlem yapmak istiyorum burada. Point and Direction line komutundan Point and Direction'ı alıyorum. Bu noktaya tıklayıp buradan bir yön belirleyeceğim. X'i görüyorum. Direction X diyorum. Ters yöne çevir. 20 mm yeterli. Başka bir işlem uygulayacağım burada. Tekrar line alıyorum. Seçiyorum. Noktamı seçtim. Direction istedim. Okey dedim ve bıraktım. Şimdi burada spline'ın altında özür diliyorum. Wireframe'in altında connect curve var. Connect curve'e tıklıyorum. First curve point birinci nokta. Bu noktam yanlış eğriyi tanımladı. Bunları izleyelim ilk önce. Height dedim. Tekrar connect curve'e geldim. Point dedim. Curve'ı buradan Clear Selection ile kendim tanıtacağım. Şöyle bir noktada point dedim. Eğriyi tanıtıyorum buradan. Bir geçiş sağladı. Gördüğünüz gibi burada bir
8 salgı 2 nokta ve eğri arasında. Şimdi bir de bunu gizleyelim, başka bir türlü net surface işleminde bize yardımcı olması için spline tanımlayalım. Bu noktayı seçtim. Yandan bakacağım. Baktım. Start ve create point diyorum. Buradan home plane, bu plane üstünde şurada bir nokta tanımladım. Tekrar sağ tıkladım. Create point, home plane. Plane'im bu. Burada bir nokta tanımladım. Ve daha sonra buradaki noktayı seçtim. Bıraktım. Buradaki son noktadaki spline'in bitiş noktasında bir teğetlik tanımlamam lazım. Onun için create axis veya line diyebilirim. X eksenini seçiyorum. Ters yöne remote tan reverse tangent, özür diliyorum. Reverse tangent diyorum ve teğetliği değiştiriyorum burada. İşte buradan ayarını değiştirebilirsiniz. 1, 2 veya istediğiniz gibi. Birinci noktam buydu. Ona da sağ tıklıyorum. X axis diyorum. Reverse tangent diyorum ve yönünü değiştiriyorum. Okey diyorum. Evet, şu an ellerimi elde etmiş durumdayım. Hide show diyorum. Her birini gizledim. Evet. Şimdi start shape, imagine shape dizayna geçebilirim. Ve burada net surface, bunu takım paleti geliyor ve bana buradan guide curves diyor. Yani rehber eğri. Burada bir daire olduğunu düşünelim. Burada bir daire olduğunu düşünelim. İşlet gibi değil. Buna formu verecek eğri. Yani şu eğriyi soruyor bana. Bu eğriyi seçiyorum. Guide curve diyor. Eğer başka bir guide curve'üm yoksa diğer profil selection, yani kesit seçmeye geçeceğim. Ctrl Shift ve veya takım paletinden seçiyorum. Tıkladım. Elim kontrolle bir hemen bir orada işlem uygulayacak. Onu şu an hesaplıyor. Tabii ki biraz gelişi güzel çizdiğimiz için böyle olması mümkün. İkinciyi seçtim. Bekliyorum. Arada bir geçiş attı. Tabii burada form biraz bozuk olduğu için iyi bir geçiş attığını söyleyemeyiz. Bu spline'ı düzenleyelim. Şuradaki noktalardan siliyorum. Şuradan biraz içeri çekiyorum. Geniş güzel çizdiğimiz için biraz sıkıntı oldu. Tekrar net surface. Guide. Hem de vereyim. Ve elim kontrolüyken kes diyebilirim. Evet, burada bir sıkıntı var. Şu bombelikten dolayı da olabilir belki. Evet, bu şekilde. Veya alt tarafa da verelim. Tekrar start shape. Genelde bir shape düzenliyorum. Buradan spline tanımlıyorum. İki noktalı aslında bir doğru da olabilir. Spline diyelim. 2, okey dedim. Tekrar shape, imagine shape'e geçiyorum. Net surface, guide 1, 2, aralarında bile geçiş sağlayabiliyor gördüğünüz gibi. Profil dedim. 1, aradaki sıkıntı kalktı. 2 dedim ve şu an wood section surface'teki gibi yüzeyi ördü. Burada neleri değiştirebilirim? Tools palete yukarıdan oluşturabileceğim gibi herhangi ekranın sağ, model ekranın herhangi bir yerine sağ tıklayarak oluşturabilirim gördüğünüz gibi. Swap profile and guide, yani rehberleri ve kesitleri değiştir. Maximum number of face, max number of face for guide diyor. Buradan şuradaki şu kesitleri azaltabilirim. Gördüğünüz gibi azalmaya başladı segmentler. Ve ne kadar arttırınca yukarıdaki yerime uyum sağlıyor gördüğünüz gibi. Evet, şu an yaklaşık olarak iyidir. Profil olarak buradaki şu çizgilerden bahsediyor. Onların segmentlerini değiştirelim şu şekilde. Kaç tane segment? Zaten böyle freeform modelleme işlemlerinde olabildiğince yüzeyleri, yani poligonları asmamız şarttır. Çünkü düzenlemek zor olur. Kendim render alırken vakit alır. O yüzden olabildiğince az olması lazım.
Dörtgenlerle çalışmamız lazım. Evet. Buradan hemen not alalım. Evet, 7 şu an ideal görünüyor. Eğer biraz olmuş. 3.6 burada face number'ı ekrandan üzerimizi buradan da 5 olarak yazabiliriz. Gördüğünüz gibi yukarıdaki metrede kendisi ayarladı. Buradan şurada burada olmayan bir komut var. Özür diliyorum. Buradaki ismi farklı. Best solutions. En iyi çözüm. Yani burada deminki gibi bir yüzeyler arasında geçme olmuştu. Bu yüzeyler arasında geçmeyi en iyi hale getirmek için imagine shape kendisi bir hesaplama yapıyor. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi en iyi çözümü bize kendisi sunmuş durumda. Apply dedim, kabul ettim. Gördüğünüz gibi bir ağ örgüm geldi. Yukarıdan tıklıyorum. Şu bölgeyi aldım ve yukarı doğru kaldırıyorum gibi işlemler yapabilirsiniz veya bunu tuttum. Ölçek veriyorum. Gibi işlemler yapmak mümkün. Evet, bu net surface'ti. Şimdi bunu gizleyelim. Bunları gizleyelim. Dersiniz buna bir isim verebilirsiniz. Feature, ona nereden isim veriyoruz? Sağ tıklayıp Alt Enter veya Properties diyoruz buradan. Diyelim, net surface diyelim. Şimdi part 1'e tıklayıp insert geometrical set diyorum. Gelenle revolve. Tekrar insert geometrical set. Evet, extrude'u görelim. Extrude çok basit. İzometrik görünüşe geçip right'tan yan düzlemden bakalım. Alt Shift Z kısa yolu. Gördüğünüz gibi burada bir takım aracı yine açıldı. Her imagine shape komutunun içinde olduğu gibi. Şimdi buradan çizim yapmaya başlıyorum. Define curve diyor. Ne kadar gördüğünüz gibi sayfada değişiklikte buradaki uzaklaşmaya göre sayfa gördüğünüz gibi değişiyor. Yakınlaşalım biraz. Buradan nokta koyarak işleme başlıyorum. Şu an şey görmüyorsunuz ama şurada etrafta bir grimsi bir kenar var. Gördüğünüz gibi bu şekilde buradan. Şimdi yüzeyimi elde ettim. Şuna bakacak olursak. Şimdi ben bu görünüşten devam anlatmak istiyorum. Burada move point var. Ctrl Shift'ten move point tıklayıp işte buradaki bu noktayı iki boyutlu halde sağa ve sola götürebiliyorum. Yani şu noktayı taşıyorum. Bu noktayı taşıyorum. Bunu Translation Modification da şimdi de yapmanız mümkün. Ama bu verilmiş bir özellik. Güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi bu noktaları taşıyorum. Ne gibi bir yararı var? Modelimi işte şu şekilde taşıyorum. Gibi. Peki devam edelim. Buradan Align Point diyorum. Align Point ve iki tane eğri seçtiğimde burada bir eksen çizgisi çıkıyor. Shift ile kontrol ile seçelim. Bir tane seçtim. Üç tane seçtim. Bir eğri tanımladı. Gördüğünüz gibi Align Vertices diyor. K olarak hizalayacak. Yatayda bakalım. Gördüğünüz gibi yatay eğriyi çıkardı. 2, 3, 4. Align dedim. Hizaladı. Şuradan bir Align ne 2 olarak yakaladı. Hizaladı. 1, 2, 3, hızalı. Evet. Attraction kürede, özür diliyorum, küpte söylemiştim.
bahsetmiştim bu noktalarda ve kenarlarda. Eğer şöyle bir simge görüyorsanız oraya bir işlem uygulanmıştır demiştim. Ona geleceğiz. Burada da onu uygulayabiliyoruz. Neymiş ona bakalım. Seçtim. Buradan bu noktayı artırıyorum. Şöyle bakalım. Biraz yakınlaşalım. Veya daha böyle yumuşak kenar varsa bakın. Şu şekilde köşenin keskinliğini attraction komutuyla arttırmam mümkün. Eğer şuradan şuna bakalım. Gördüğünüz gibi sert. Sertleşti, keskinleşti, yumuşadı. Seçtim burayı buldum gibi. Grace Point var olan noktaları siliyorum. Yani kullanım basit. Araç. Gibi. Close Curve başlangıçta bir dişi birbirine kapatan hamleyi yapar. Burada Edge Selection yine birleştirme işlemlerini kenarlara göre değil, noktalara göre değil, kenarlara göre yapar. Gördüğünüz gibi. Buradan bu şekilde Graze ile sildik gibi. Xsolid aracında anlatmadığımız başka şuradaki